Efendim 81 ilde sosyal konut projesine yönelik başvuru koşulları yavaş yavaş artık netleşiyor. Konuşuyoruz aslında bunu da uzun bir süredir. Örneğin kampanyadan yararlanabilmek için hane halkı gelirine sınır getirildi. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde 14 bin lira olacak. Bu sınır önemli. 30 yaş altına %20 kontenjan ayrılacak. Şimdi emlak piyasasının yansımasını ve hem konut hem kira fiyatlarına nasıl etkide bulunacağını merak ediyoruz. Bu nedenle bu konuyu konuşacağız kiminle? İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan bizimle. Ulvi Özcan, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Oya Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi biraz önceki haberi de izledik. Aslında gerçekten herkesin istediği barınma ihtiyacı. En temel ihtiyaç malum ve kiralar çok yüksek, konutlar çok pahalı. Şimdi bu projeyle kaç konut yapılması planlanıyor ve ne kadar konut yapılırsa sektörde rahatlamaya neden olur? Ben rakamlardan çok bu işin yapılabilir olması, yani devletin bu işe büyük ağırlık vermesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda en büyük sorun arsa paylarında. Ben İstanbul için söyleyeceğim bunu. %30'dan %80 arasında arsa payı olan bir yerde maliyetin önemli olduğu bir durumda bu politikanın geliştirilmesi, devletimizin böyle bir politika geliştirmesini çok değerli buluyorum. Ama tabii bunun ne kadar verimli olacağını da ilerleyen zamanda detaylar çıktıkça göreceğiz. Örneğin söylenen 16 bin sınırı, 16 bin lira sınırı, 5.500 lira asgari ücretin olduğu bir durumda. Bunun da %30'u en fazla bütçeye yansıtabileceği konuşuluyor. Bunun nasıl olacağını çok anlayabilmiş değilim ama arsa en önemli unsur olduğunu dikkate alırsak, arsanın en önemli unsur olduğunu dikkate aldığımızda bu TOKİ'nin arsa üretimi, konut üretimi için nitelikli arsa üretimi çok değerli bir konu. Bununla ilgili ancak TOKİ'nin bence müteahhitlik yapması veya müteahhitlik yaptırması değil de biraz daha bu politikanın denetlenmesi noktasında bir misyon üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin araştırmanın yapılması, planlamanın yapılması, finansmanın yapılması ve denetimin yapılması noktasında bir misyon üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için bir yapısal değişikliğe de gidilmesi lazım. Aksi takdirde sizler de takip ediyorsunuz, bizler de takip ediyoruz. Bu arsalı alanlar üzerine nitelikli konut yapıp yabancıya satmaya çalışıyorlar. Veya Türkiye'de yüksek geliri olan kesimler tekrar ev alıyorlar. Bu sefer evi olanın birkaç tane evi olurken evi olmayanın yine evi olmamış. Yani aslında yola çıkış amacı projeye baktığımız zaman iyi ama fırsatçılar olduğu sürece, denetlenmediği sürece de maalesef tabii yanlış sonuçlar vereceğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Biz bununla ilgili İSTEP Coop olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmek üzere 10 maddelik bir rapor sunduk. Onun konu başlıklarıyla kısaca değineyim. İlk maddemiz şimdi konuştuğumuz, sizin sorduğunuz soru, yani TOKİ'nin önemiydi. İkincisi, nitelikli arsa işi yapan müteahhitlere arsa verilmesi. Üçüncüsü, TOKİ'ye kalan yerlerin kiraya verilmesi. Yani bu TOKİ'ye kalan yerlerin kiraya verilmesi bir piyasaya denge getirecektir diye düşünüyoruz. Dördüncüsü, öğrencilere ve dezavantajlı gruplara özel bir imkan sağlanması gerektiğini. Beşincisi, yabancıya satışın bir tahdit getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun örneğini Kanada'da gördük. Kendi vatandaşı olmayanların alması durumunda nasıl bir yol izlendiğini gördük. Orada da ciddi bir Çinli akını vardı. Şu anda o nispeten düzeltildi. Konutu olmayanlara özel krediler, fon destekleri verilirken konutu olanlara da fon kesintileri ve vergi bindirimleri yapılması lazım geldiğini düşünüyorum. Şu anda çok fazla yeri olanlara, çok fazla dairesi olanlara bu konulardan mahsup edilmesi, yani onların bu işten mağdur edilmemesi lazım gelmekle birlikte ilerleyen dönemde bunların da çok sayıda konutlarını eritecek gibi bir vizyon konulması gerektiğini, şehir merkezlerine yakın küçük arsaların üretilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Sayın Bakan'ın açıklamalarında böyle bir şey yapılacağını görüyorum ve çok isabetli olduğunu düşünüyorum bunun. Bir başkası,
Mesela 5 yıl konutları sattığınız zaman ciddi bir gelir vergisi var ki bence bu olmalı. Ancak sosyal konut niteliğinde olanlar da alıp da ödeyemeyenlerin bunu satmalarında kolaylıklar tanınması lazım ki bu maliyette etki eden bir unsur ve onların icrayla ellerinden tekrar alınmasını gerektirecektir. Son olarak da bu işlerde bizim emlakçıların spekülasyonları çok konuşuluyor. Emlakçıların spekülasyon. Emlakçının kim olduğu belli olmadan, emlakçılığın standartı olmadan bizim bu işte legal yapan meslektaşlarım adına söylüyorum. Bizim de mağdur olduğumuz, yani nasıl konut alırken insanların mağdur olduğunu, bu durumlardan mağdur olduğunu görebiliyorsak bizlerin de mağdur olduğunu. Onun için bir an önce emlakçılık kanunun çıkmasını ve bu emlakçılık kanununda da işini düzgün yapamayanların kendi iç denetim mekanizmasıyla düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki, şimdi Ulvi Özcan, özellikle biz burada ne kadar konut yapılırsa işte rahatlama olur ya da işte konut piyasasını domine eder mi bu yeni sosyal konut projesi? Bunları hep konuşuyoruz ama şimdi bizi pek çok vatandaşımız izliyor. Haliyle merak ettikleri konu, ben ev alabilecek miyim bu projeyle birlikte, yoksa durumu iyi olan, zaten cebinde parası olan adam mı yine bu evleri alacak? Haliyle merak ediyorum. Taksitlerin asgari ücretinin ödeyebileceği gibi olacağı açıklandı ama şimdi nasıl bir ödeme planı olabilir? Asgari ücretinin alacağı para belli. Nasıl olacak tüm bunlar? Yani bizim anlayamadığımız bir şey yoksa asgari ücretlinin böyle bir ev sahibi olması yine mümkün görülmüyor. Ha, ama bizim şu açıklananların dışında çeşitli fon destekleri vesaire yapılırsa olabilir ama şu anki durumda 5.500 lira alan bir insansan hem aile geçindirip de hem bir kredi ödemesi bence mümkün değil. Ama bunun tabii kapsamlı açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanı 13 Eylül'de yaptığından sonra bununla ilgili simülasyonlar da çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada avantaj olan hiç evi olmayanlara destek verilecek noktası bu güzel bir haber. Yani bunun olması değerli bir şey. Ama bu asgari ücretler bunun işte %10 peşin 240 ay vade konuşuluyor. Bunun nasıl olabileceğini hep beraber göreceğiz ama ben şu anda yani bu aritmatiksel olarak zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben çevremde de şöyle söylemler de duyuyorum haliyle projeyi insanlar bilmediği için. Şimdi baktığımız zaman aslında çok modern evlerden bahsediyoruz. Açıklanan duruma baktığımız zaman ama bu evlerin yapılabilmesi için de çok büyük paralardan aslında bahsedilmesi gerekiyor. Peki nasıl olacak bu kadar az ödemelerle bu kadar lüks evler, bu mümkün mü? Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani o söylentiler benim de kafamda soru işareti, cevaplayabildiğim şeyler değil. Ama bizim anlamadığımız bir şey belki de vardır. Onu da kendi ağızlarından duyunca yetkililerin daha iyi anlayacağız. Ama şimdi takdir arttıran bir makro unsur var. O da maliyet. Onu tetikleyen talep. Ve en sonuncusu beklenti. Şu anda maliyetler enflasyon oldukça, dolarizasyon oldukça düşmeyecek. Talep nispeten azaldı. Siz de takip ediyorsunuzdur TÜFE'nin açıklamaları, belli değerleme şirketlerinin yaptığı raporlamalar sonucunda. Talebin azaldığını görüyoruz ama bu mevsimsel midir? Yoksa kalıcı bir şey midir? Onu zamanla göreceğiz ama kesin olan bir şey varsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu iddialı söylemler piyasada olumlu bir yansıma yarattı. Umarım açıklanan detaylardan sonra da dağ fare doğurmaz ve tüketicinin beklediği müjdeli paket açıklanmış olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle bu Ben bilgileri teşekkür ediyorum. değerlendirdiğiniz için efendim İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan bizimleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.